Efendim anneciğim, sen bundan mı yiyeceksin? Evet. Rüya kumpir yiyecek ve kumpir çeşitleri burada. Bakalım mı kumpirlere neler var? Kalk bakalım Rüya, hadi seçmeye başlayalım. Of, sosis kesin seversin sen. Turşu, sosis, peynir. Mor lahana da söyleyelim mi? Mor lahana. İstemedin mi? Peki, şuradan peki. Zeytin. Zeytin. Ay, kısır da çok güzel görünüyor ben Rüya. Peki, fiyat. Kaşar. Evet. Sen ne istiyorsun Rüzgar? Ne patates? Ay, burada Rus salatası varmış. Ben Rus salatası da istiyorum. Bu gerçek Rus salatası. Bak burada kendine. Başka ne? Çilekli mi? Çilekli kumpir olur mu Rüya? Çilekli istiyorum diyor. Anneciğim ama o gerçek çilek değil. Ay, bir şey söyleyeceğim Rüya. Anne bak. O ne anneciğim? Evet. Peki, kumpirimizi söylüyoruz. Peki, kumpir yedikten sonra nereye gidelim? Efendim. Bana internetten almayı söz vermiş. Oraya gidelim. Ne alacağız? Kostüm mü? Dur bakayım, bir düşüneyim. Ay Rüya, havuçlu salata da varmış. Ondan da mı alsaydık acaba? Ben çok acıktım galiba. Sen? Rüzgar peki acılı ezme, şuradaki kırmızı olan. Bezelye niye almadın sen? Bezelye niye istemedin? Sen? O şey galiba, tereyağı. Sen seviyor musun? Evet. Ama bir şey söyleyeceğim Rüzgar, ellemeyelim cama, ayıp anneciğim. Seçeneklerimizi seçtiğimize göre şimdi sipariş vermeye başlayalım mı Rüya? Siparişimizi verelim mi? Hadi otur bakalım abla gelince. Rüzgar sen de otur. Sen yoksa kumpir yemeyecek misin? Evet. Ne yiyeceksin? Bu. Bu mu? Aa. Rüya, Rüzgar bizimle beraber çakıl mı? Evet, sokak lezzetleri. Sen seviyor musun sokak lezzetlerini? Yani sokak lezzetleri hangi yemekler biliyor musun? Böyle genelde ekmek arası yenilen, böyle bir de işte kumpir falan. Mesela kokoreç bir sokak lezzeti. Bütün yemekleri mi seviyorsun? Peki en sevdiğin sokak lezzeti hangisi? Hamburger mi, kokoreç mi, kumpir mi? Pizza mı? Rüzgar, senin en sevdiğin sokak lezzeti hangisi? Sen de mi pizzacısın? Rüzgar. Evde içmez içmez şimdi çorbalara bakıyor bu çocuk. Gerçekten de hiç bakamaz. Ay, şu da güzel görünüyor. Ben de çok acıktım ya. Bir şey söyleyeyim mi Rüyas? Onlar çorba. Evet anneciğim, onlar çorba. O zaman ben en sevdiğim sokak lezzetini açıklıyorum. Ben kumpir kokoreç olabilir benim en sevdiğim. Kokoreçle hamburger arasında gidip gelirim yani ben. Kokoreç mi, hamburger mi? Anneciğim, o çilek gerçek değil. Değil gerçek. Peki arkadaşlar, sizin en sevdiğiniz sokak lezzetine kokoreç sevenler, kumpir sevenler, pizza sevenler, hamburger sevenler yorumlara yazsınlar. Ne yapıyorsunuz? Rüya aşıktan bayıldı. Rüzgar, Rüya bayıldı diyorum. Sen burada şey, ketçapla mayonezle oynuyorsun. Aa. Rüya, buradan geçtik sanki anneciğim. Baksana şurayı, hatırlıyorum ben. Ben bu ağacı. Hatırlamıyor musun? Bak şöyle, ben hatırlıyorum ama sanki. Burası şey değil ki Rüya, kaybolduk iyice ya. Ben üşümeye de başladım biliyor musun? Hadi gel aşağı doğru inelim bakalım, bulacak mıyız? Rüya, neredeyiz biz? Bütün binalar da birbirine benziyor. Hepsi aynı. Nereden çıkacağız peki burada? Kimin fikriydi bu ara sokağa girelim yürürüz demek? Rüya, kaybolduk işte. Nasıl bulacağız evi? Bakıyorum. Evet, gel bakalım, bir tane daha sokak bulduk. Umuyorum orasıdır. Bak, bir şey söyleyeceğim Rüya. Sanki ben bu veterineri hiç görmedim daha önce. O yüzden yanlış bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Tamam işte, yanlış yoldayız. Geldiğimiz yoldan gitmiyorsak yanlış yoldayızdır. Rüya, kaybolduk. Baksana ben bu... Ay, şu bina çok güzelmiş ama burayı hiç görmedim daha önce. Gel tut elimi, tut. Korkmaya başladım ben. Çok da üşüyorum ya. Nasıl gideceğiz eve? Rüya, bir yol ayrımına geldik. Bak, buradan gelen arabalar var. Bu tarafa gidenler var. Bir tane burada yol var. Biz hangisine gideceğiz? Buraya mı? Buraya mı? Şu tarafa mı? Hangisi? Ay dur, bisiklet geliyor. Hangisi Rüya, kararını ver. Sana bırakıyorum madem sen soktun bizi. Kırtasiye'ye hatırlıyorum. Kırtasiye mi? Emin misin? Evet. Hadi yürü bakalım. Ben üşüdüm ve de acıktım. Şuraya oturup yemek mi yesek acaba? Bulur muyuz? Hadi gidelim. Evet Rüya, yine bir 3 tane yolun ortasındayız. 1, 2, 3. Yani bu yol tek. Bir dakika.
Bir dakika Rüya, ben az önce bir şey gördüm. Buldum. Neden oradan peki? Ben söyleyeyim mi sana neden olduğunu? Gel, gel. Çünkü neden? Bak burada kocaman ne yazıyor? Rıhtım yazıyor. Şimdi rıhtıma doğru gideceğiz. Hayır anneciğim, bak böyle git gel diyor. Azıcık ileriden döneceğiz. Buradan değil. Anne, ben buraya gideceğim. Ben gideceğim. Bak ben tabela okumayı biliyorum. Bak ileriden sol diyor. Bana güven, gel. Gel bana. Tut elimi. Gel. Sonrası gel. Benimdir. Tamam dönelim mi? Hah bak ileride rıhtım yazısı var zaten. Gördüm ben onu. Bak işte burada rıhtım yazıyor. Buradan gideceğiz. Dur arabalar geçsin, sonra karşıya geçelim. Hah karşıdan karşıya geçiyor. Evet bulduk doğru yolu Rüya. Buradan. Şurada şimdi bir yalancım var. Orada benimdir. Tamam anneciğim, doğru yolu bulalım da. Zıpla bakalım. Kaldırımdan yürüyelim. Gel bakalım yürü. Ay vallahi kaybolduk Rüya. Hala çıkamadık. Ay Rüya şuraya bak, ne kadar güzelmiş. Nereye bina? Nereye hatırlıyorsun? Bu binayı mı? Dur bakayım bir. Rüya bir şey söyleyeceğim. Çok güzelmiş burası ya. Burası Japonya mı? Japonya mı? Japonlarla ilgili bir şeyler mi var? Ezerha. O zaman orayla işimiz yok. Düz devam edelim. Ayak üstü masaj yapıyor. Masaj mı? Evet. Hadi gidelim. Şans bileklikleri Rüya. Şans bilekliği varmış burada. Dur kaybolduk. Önce gidelim. Önce yürü gidelim. Rüya bu yeşil binayı hatırlıyor musun peki sen? Bu değil ya şu. Baksana hatırlıyor musun? Evet. Ben hatırlamıyorum. Bence kaybolduk arkadaşlar. Biz çıkamayacağız galiba. Kadıköy'deyiz. Peki bir şey soracağım. Rüya ikimiz de acaba kabul edip girip bir dükkana sorsak mı? Biz Kadıköy'deyiz. Kaybolduk. Ve rıhtıma ulaşmak için nasıl çıkarız diye. Burası mı diyorsun? Hadi yürü o zaman gidelim. Arkadaşlar sizce soralım mı sormayalım, yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl anladın? Oradan çıkıp bu tarafa geliyorlar. Buradan gidiyorlar. Anneciğim onların nereye gittiği bizi ilgilendirmez. Belki Kadıköy'e yeni giriyor onlar. Biz çıkmaya çalışıyoruz. Önemli olan bizim durumumuz şu anda. Ama